Günaydın abi. Şimdi Dereköy sınır kapısından gideceğiz. Kapıköy'den değil. İlk defa değişik bir kapıyı deneyeceğiz. Bu arada tatile gidiyoruz. Millet gider güneye. Biz gidiyoruz kuzeye. Fakat yağmur yağmaya başladı. Şansımıza tüküreyim. Ne diyorsun Osman? Yağacak mı daha? Öğleden sonra hazırlıyormuş. Hadi bakalım. Yani İnşallah gittiğimizde orası gülüp güneşlik olur yani. Bakalım. Bakalım kapı nasıl? Ben kapıyla merak ediyorum. Hemen geçebileceğiz mi? Değişik bir kapı. İlk defa duydum bu kapıyı. Muhtemelen geçeriz ama küçük bir kapı. Kapı böyle değil. Bakalım. Göreceğiz. Haydi, bir geldi kuyruk. Yemin ederim ben bu kuyruğu beklemiyordum. Siz bekliyor muydunuz? Bekliyordum. Bekliyordum. Ben beklemiyordum bu kadar kuyruk olmasını. Yaklaşık 5 dakika önce geldik. Bakalım kaç dakika duracağız burada. Hadi bakalım. Arkamızda 4 tane araba geldi. Önümüzde bir sürü araba var. Osman Yasin geliyor. Tam 3 saat oldu artık, net isyan, herkes korna basıyor ya. Böyle bir rezillik yok ya. Kalabalıktan şeyden kaçalım dedik. 4. saat oldu, kapıdan geçemedik. O kadar yavaş çalışıyorlar ki. Harç pulu gişesi kapalı, yavaş çalışıyorlar. Kuyruk çok. Of kine of. Abi 6. saate koşuyoruz değil mi? 5. saat değil mi? 5 bitiyor. 5'e mi varıyoruz? Abi benim müzik zevkim bu artık yani. Ya şu kapıya girene kadar artık müzik zevkim bu. Aa yeter ya. Geçtikten sonra Burgaz'a gidene kadar yollar bu şekilde bir gidiş bir geliş. İşte aslında yol kısa olmasına rağmen sizi burası birazcık yavaşlatıyor. Fakat yemyeşil manzara harika, çok keyifli. Azıcık gelişmiş köy manzarası. O ilk geçtiğimizden sonra biraz insanın gözü açıldı yani. Olmayan otoban otoban parası alıyorlar değil mi Osman? Aynen. Vinyet. Vinyet diye yapmadıkları yolun parasını da alıyorlar önde. Yapacaklar ama inşallah. Bir dahaki seçimlerden. Aldıklarıyla yapacaklar işte. Aldıklarıyla. Evet arkadaşlar, işte burayı görüyorsunuz. Burası Burgaz. Karıştırmayın şu binaları. Esenler Beylikdüzü değil. Burgaz. Burası Bulgaristan Burgaz. Çok ayırt edici, çok farklı, çok kendine has, kendine özgü bir şehir. Bu binaların yapısından, şu yolların geçişinden ama hemen ilk görüşte burayı ilk gördüğünüz an aha burası Burgaz dersiniz. Bunu var ya koyacağım. Şurası çok farklı kılıyor burayı yani. Görüşsün şu bina yani. Özellikle Burgaz olduğunu hemen belirtiyor bakın, yani. Niye kardeşler her yeşil bizdeki gibi bina değil işte, ne güzel. Bakın. Evet arkadaşlar, kapıyı açıyorum. Şimdi anahtar buradaymış. Ve Egehan bizi karşılıyor odamızda. Egehan'a bebek yatağı bırakmışlar ama bizim için fazla. Neden fazla? Ücretsiz upgrade'le bize double oda vermişler. Böyle bir şey yok. Hayatımda ilk defa böyle büyük bir odada kalıyorum. Bak böyle kocaman bir odamız var. Dolabımız var. Arkamızda hemen lobamızı gösterelim hazır gelmişken. İki banyo var. İki banyo var. Bu birinci banyo. Tertemiz. Uf, çok iyi ya. Bu da Egehan. Balkonu var. Evet, balkona bakalım. Bir şey diyeceğim, burada minibar mı var? Bir minibara bakalım. Her zamanki bir klasik minibar açılışımız. Minibar şey bomboş. Boş. Balkon var, manzarası. Balkon var, kocaman. Şimdi öteki balkona çıkaracağım sizi. Yani aynı paraya Bodrum'da alamadığımız otel burada aldık, şaka gibi değil mi? Ve bize ücretsiz i̇şte. Upgrade. Ve ücretsiz upgrade oldu. Alamadığımız oteli burada aldık. Ve de otelin odası gayet temiz ve şık ve modern. Evet. Ben eski zannediyordum fotoğraflarda. Demek yenilemişler. Mükemmel olmuş bence. Ve bir oda daha. Yani bir böyle bir şey olamaz. Var. Kapıyla ayrılıyor. Lobaya bakalım burada. Aynı. Burada bakalım. Burada da aynı. Şampuanı bilmem neye kenara dispanser olarak koymuşlar. Güzel. Banyo büyük. Çok güzel. Dolabımız. Çift kişilik yeni yatağımız. Ve hemen dışarı çıkalım. Tesis bayağı büyük. Arabayı park ettik. Tek bir eksisi var. Artık yapacak bir şey yok. Otopark ücretli burada. Bizim Türkiye'de oteller de ücretsiz. Burada para veriyorsun. Günlüğü 15 leva. Fazla bir şey değil. Kocaman bir balkonumuz var. Gel şöyle etrafın manzarayı bir keselim. Animasyonu var. Aynı bizim Antalya konsept. Bakalım nasıl animasyon. Mini club var. Kocaman akvaparkı var şurada. Çocuk akvaparkı var. Şurası dışarısı. Mahalle kısmı. Burası bir blok. Şurada bir blok. Orada bir blok. Şurada bir blok. Yani 2-3 blok sanırım bu. Havuzumuz burada. Yanında bir havuz daha var. Burada restoran var. Orada restoran var. Çin ve Hindistan lokantası var. Ayrıca alakart olarak ücretsiz. Bir tek eksiği de yürüyerek yolun karşısından bize özel ayrılmış şeye, sahile gideceğiz. Ve Egehan'ın mutluluğu. Egehan burada güzel oynar. Evet.
Havuza gireceğim tutturdu zaten. Ya arkadaşlar 6 saatte geldik şuraya. 5 saat sadece gümrük sürdü. Böyle bir şey olamaz ya, çok kötü. İnanılmaz açız, hemen yemeğe koşacağız şimdi ya. Vallahi çok acıktık, öyle böyle değil ya. Bir dakika. Ücretsiz içecek yok demiştik. Osman şimdi bize ötecek. Dolap boş dedik ama varmış burada bir şeyler. Bir dakika. Var. Dışarıdan. Geliyoruz. Bir denemek için değişik şeyler aldım ya. Kalamar, patlıcan, içinde değişik bir peynir var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Köfte. Gerçek mi diye. Bakalım nasıl yiyeceğiz. Sen neler aldın Merve? Ben deneyim, balık aldım, hem tavuk aldım, Mehmet aldım. Her şeyi deneyim dedin değil mi? Evet. Denedin mi? Güzel mi tatları? Daha balık öderim. Gerçek mi diye komple ha. Abi gerçek midye yedim, güzeldi. Peynir tokunu yedim, o da güzeldi. Bakalım kalamar nasıl. Ara sıcaklardan gidiyoruz. Kalamar açısı normaldi ya. Bakalım şu neymiş. Midyenin üstüne bir şey ya. Çok değişik, ne olduğunu çözemedim. Bunun tadını ne olduğunu çözemedim Merve. Bir daha söyle, anlamadım. Bu ne? Balık değil mi? Tadına baksana şöyle. Yok bak, ne güzel gözükmüyor. Deniz mahsulü yiyeceğiz galiba bugün. Dolman tadına bakıyorum. İçi peynirli galiba. Güzel. Hem peynir hem çedar. Şey meze tabağı gibi olur. Osman çok zengin bir tabak yapmış. Türkiye'de 1000 lira. Türkiye'de 1000 lira. Nasıl? Vallahi doğru ya. Mısın de? Çok iyi ya. Midye gerçek midye biliyor musun? Böyle bir şey yok ya. Deniz ürünü yesen olur. Ahtapot bacağı. Bugün galiba deniz ürünleri günü galiba. Yok, her gün var. Her gün var. Her gün konsept bu. Buranınki böyle. Her şey var, karışık. Kasap köfte, füme köfte yapmış, hamburger yapmış. Zahar kek. Taze tatlılar, güzel lezzetler. Bunu almayı unutma. Çikolata çok iyiydi ama şunun için aynı şey söyleyemeyeceğim. Zahar kekme çok iyiydi. Egehan! Egehan! Oyna hadi, dans et babacığım! Egehan! Oyna hadi! Kaldığımız otelin karşısından sahile çıkıyoruz. 4-5 tane böyle canlı müzik yapan mekan var. Onun dışında normal mekanlar da var. Dondurmacılar var. Atı tırmalıkçılar var. Şu yoldan geldik buradayız. Hemen otelimiz sağda. Orada. Bu böyle bayağı 2 kilometre, 3 kilometre kadar gidiyor böyle sağlı sollu. Gittikçe de canlanıyor ileride. Yani burada bir yerde ilk kalıp kalıp burada kalmanıza da uğrayabilirsiniz. Güzel yiyecekler, alternatif her şey var yani. Değişik bir sürü restoran var. Merve şunu evlenirsin bak, ne kadar yükseğe sallıyor. Asla. Asla. 10 lira, 5 euro terlik. Merve sen buna binersin. Kesim edersin ondan sonra. Şu kule nasıl? Adalet Kulesi gibi ne kadar yukarıya çıkıyor, gördün mü? Onu şimdi faaak diye mi bırakacak aşağıya? Bindikle ne oldu? Bindikle ne oldu? Yüreğim sağlıklı geldi. Korktu mu? Ailenizle gelmek isterseniz burada Hadeş Tepe'den bir Luna Park'ta var.
bir sürü seçenek var. Çocuklar için, yetişkinler için de binebileceğiniz bir sürü şey var. Bayağı ürkütücü. Çığlıklar geliyor. Bir tane mini roller coaster bile var. Ters bile dönecek şimdi birazdan. Eğlenceli gözüküyor.